İster tek kişilik, ister aile boyu. Tercihe ve aile sayısına göre Elazığ'da tasarlanan karavanlar yoğun ilgi görüyor. Mutfağı, banyosu, yatağı ve daha birçok alanı ile ev konforu sağlayan karavanlar, Elazığlı iş insanı Halis Yıldız tarafından hazırlanıyor. Bu çocuklar için üst kat yaptık mesela yatak. Altta da var biriler. Dört kişi rahat rahat yatabilir bu araçta. Güzel. Elektrik, enerjisi, her şeyi var içinde. Buzdolabısı, ocağı, Hı. fırını ne isterse onu bırakabiliyoruz. Pandemi ve depremle birlikte karavanlara da talep oldukça artmaya başladı. Sadece depremzedelerin değil deprem korkusundan uzaklaşmak isteyenlerin de tercihi ev konforu sağlayan karavanlardan yana oluyor. Pandemiden sonra baktık ki bu işlere talep çoğalıyor. alıyor de başladık bu 7-8 oldu ona yakın bir araç yaptık, sattık. Araçları alıp kendimiz de yapıp satıyoruz. Müşterinin getirdiği aracı da yapıp teslim edebiliyoruz. Eliza'da yoğun ilginin olduğu karavanlar yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanıyor. İyi. Tabii önce aracı söküyoruz. Minibüsse minibüs, panelvansa panelivan veya otobüs yaptık kaç tane. Hı hı. Söküp dağıtıyoruz. Ondan sonra da dizayna geçiyoruz. Hı hı. Müşterinin isteğine göre, kendi kafamıza göre. Hı hı bir şeyler yapıyoruz. Arıyorlar adamlar işte böyle yaparım, şöyle yaparım. İsteğine göre yapıyoruz veya işte kendi bir şey bilmiyorsa bize teslim edilir aracını biz yapıyoruz. Bazen de kendi aracımızı yapıp satıyoruz araç olarak. Tercihe göre fiyatı değişen karavanların yapımında kullanılan birçok ürün ise Elisa'dan temin ediliyor. Bir ay gibi bir zamanda hazırlıyoruz. Bunda maliyet olmaz hanım kız. Yani bunda 100 bin liraya da yaparsın, 2 milyon 100 bin liraya da yaparsın. Aracın içerisine bıra bırakacağın malzemeye bağlı bu işler. Öyle bir sınır yok bunda. Ben ufak bir şey yapmak istiyorum, 100-200 bine de yaparsın. Ama iyi bir şey istiyorum, 2 milyona da yaparsın. Daha önce de Gakko Büs ve Diyarbüs gibi birçok farklı projeyi imza atan iş insanı Halis Yıldız'ın isteği ise... Elisi'de bir karavan parkının yapılması. Pandemi'den sonra bu işlere acayip bir talep oldu. Aslında şehrimizde bunların daha çoğalması lazım. Mesela Görün kenarında, Harput'ta. Yani insanlar alıp bunları kireye versin istiyoruz. E, defalarca dedik bir karavan park yapın. Kimse bir karavan park yapmadı bize. Karavan park yapılırsa dışarıdan çok turist çekeriz biz. E, turist geldiği zaman da şehre bir girdi olacak. Benden araba alacak, o birinden orjik alacak, ondan leblebi alacak. Şehirde bir sürkülasyon olur. Bir şehre ne kadar çok yabancı girerse o şehir o kadar çok kalkınır. Lütfen yetkililerimizden rica ediyorum ben karavan parkınızı bir an evvel yapsınlar. Hı hı. Özellikle Şahin Bey'in sözü de var bu konuda. Bir an evvel istiyoruz biz. Hı hı. Yani sürece bırakmadan hemen. Sivriceye en uygun yeri Sivrice bu işin. Hı hı. Tabii Harput'ta da olabilir. İnanç turizmini ayrı yapalım. Orayı ayrı yapalım. Yani hı. karavan park dediğimiz zaman çok büyük paralar böyle afaki paralar giden işler değil. Hı hı. Bir alanı düzelteceğiz, yeşillendireceğiz. Bir hı. su... Bir elektrik çektik mi işi biter. Milyon dolarlık bir yatırımlar değil bunları. Ama müşteri çok çekiyor. Adam o gün Manisa'dan buraya gelmişti mesela. Geldi biz işini de yaptık, bakımını da yaptık aracının. İki gün görün kenarında kaldı, çıktı gitti. E bu adam bin liradan bırakmaz mı bu Elazığ'ı? Yani nasıl bırakmaz? Böyle bir şey yok yani. Bir yemek yiyse bugün bin lira. Ama işte bunları yapmak, çoğaltmak lazım ki şehire yabancı gelsin. Evet. Ben onun peşindeyim. Yani ben bundan para kazanayım, zengin olayım. Öyle bir amacım gayem yok benim.